AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, yeni dönemde Erzincan'a yapılması hedeflenen ve yapımı süren projelerin aksamamasının adına bir dizi ziyarette bulundu. Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Doktor Adnan Ertem, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Çatıroğlu, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Doktor Muhittin Şahin, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin'i makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerine ilişkin olarak konuşan Erzincan Milletvekili Karaman açıklamasında, dün olduğu gibi bugün de, yarın da Erzincan için, ülkemiz için koşmaya, çalışmaya devam ediyoruz. AK Parti olarak bizler hizmette yarışmayı öğrendik. Her arkadaşımız gibi benim de gayem milletimize faydalı olmak, bu hizmet yarışında teslim aldığım bayrağı en ileriye götürmektir. Bu amaç ve gaye ile sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Çetin Ali Dönmez'i ziyaret ederek Erzincan Organize Sanayi Bölgemizi konuştuk. Erzincan Organize Sanayi Bölgemizde verilen desteklerin devamladığını, istihdam ihtiyacını dile getirdik. Yatırımcı iş adamlarımızın taleplerini ilettik. Bölgenin kalkınması, büyümesi ve gelişmesi adına atılabilecek somut adımlar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Yine ziyaret programım kapsamında Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürümüz Sayın Doktor Muhittin Şahin'i ziyaret ettik. Şeker fabrikamızın döküm atölyesinin daha faal çalışabilmesi için bu alanda giderilebilecek eksiklikler hususunda istişarelerde bulunduk. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Sayın Doktor Adnan Ertem'e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Çatıroğlu'na, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Sayın Mehmet Akif Balta'ya, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Sayın Mustafa Kayhan'a, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Sayın Kadir Çokçesin'e de hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduk. Tüm ziyaretlerimizin paydaş noktası tabii ki Erzincan oldu. Her saniyemiz, her dakikamız Erzincan için ifadelerini kullandı. Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Büyük Yayla köyünde çobanın sırtına astığı av tüfeğinin düşmesiyle birlikte tüfek ateşe aldı. Kurşunun bacağını isabet etmesi üzerine ağır yaralanan Cemal Aldemir tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamadı. Edinilen bilgiye göre sırtında taşıdığı av tüfeğinin yere düşmesiyle birlikte tüfek aniden ateş aldı. Kurşunun bacağını isabet etmesi üzerine çoban Cemal Aldemir ağır yaralandı. Çok kan kaybeden çobanın imdadına çevredekiler koştu. Bölgeye ilk ulaşan jandarma ve 112 acil sağlık ekibi yaralıya müdahale etti. Kurşunun atar damarını isabet etmesi nedeniyle aşırı kan kaybeden çoban Çayırlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erzincan Mengücek Gazi Yetim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çoban tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı Haziran ayı uçuş verilerini açıkladı. Buna göre Haziran ayında 40.179 yolcuya hizmet verildi. Haziran ayında Erzincan'da 306 uçuş trafiği gerçekleşti. 2023 yılının ilk 6 ayında ise toplam 1462 uçuş gerçekleşti. Haziran ayında 40.179 yolcuya hizmet verilirken 2023'ün ilk 6 ayında rakam 180.768 oldu. Haziran ayında taşınan toplam yük sayısı ise 346 ton oldu. 2023'ün ilk 6 ayında ise toplam taşınan yük sayısı 1372 ton olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Erzincan Tekstil ve Üretim Atölyesi bölgedeki yatırımların öncülük ediyor.
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erzincan Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen 61 kişinin istihdam edildiği Erzincan Tekstil Eğitim ve Üretim Atölyesi bölgede tekstil yatırımlarına devam ediyor. Erzincan MEPA KUP. Erzincan'da arama, kurtarma ve tahliye eğitimleriyle saha çalışmalarına devam eden Erzincan MEPA KUP ekibi yaz sezonu itibarıyla Karasu Nehri'nde rafting etkinliği düzenliyor. Gerçekleştirilen etkinlik ile MEPA KUP ekibi kendini afetlere karşı hazır hale getirerek geliştirmeye devam ediyor. Belirli bir zaman ve coğrafyada ortaya çıkarak insan, çevre ve toplum üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek doğa olaylarının ya da tehlikeli durumların yaratmış olduğu olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla il müdürlüğü bünyesinde oluşturulan MEPA KUP Milli Eğitim Arama ve Kurtarma Ekibi arama, kurtarma ve tahliye eğitimlerini doğanın bütün zorlu koşullarında sürdürüyor. Bu amaçla düzenli doğa yürüyüşleri ve doğa sporları gibi etkinliklerle zinde kalmaya devam eden MEPA KUP üyeleri Erzincan ile Kemah ilçesi arasında yer alan ve ülkemizin en önemli rafting parkurlarından biri olan Karasu Nehri'nde yaklaşık 10 kilometrelik parkurda kürek çekerek her şart ve zeminde hizmet etmeye hazır oldukları mesajını verdi. Ya, hem fotoğraf. Erzincan MEPA KUP. Hayır, kurtarmaya gidiyor. Öyle gidiyor.